Merhaba gençler. Bugünkü konumuz tümevarım ve ilk başlığımızda toplam sembolü. Peki nedir toplam sembolü? Bu çok büyük toplama işlemlerini kısa bir şekilde göstermeye yarıyor. Bunun adı alt sınır. Alt sınır. Bunun adı da üst sınır. Peki ne demek bu alt sınır ve üst sınır? Burada K gördüğüm yere R yazıyorum. Artı, sonu R artı 1. Artır, işte A, R artı 2. Nereye kadar? Üst sınıra kadar yazıyorum. Hemen örneğe geçelim. Mesela K gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 1 artı, K gördüğüm yere 2 yazacağım. 3 yazacağım, 4 yazacağım ve 5 yazacağım. Neden? Çünkü 5'te durdum. Peki bu sayıların toplamını veren formül neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2'den. Yani 5 çarpı 6 bölü 2'den ne yapıyor? 15. Gayet basit. Burada K gördüğüm yere kaç yazacağım? 2 yazacağım. 3 çarpı 2 eksi 1 artı 3 çarpı 3 eksi 1 artı böyle gitsin. 3 çarpı 7 eksi 1. Peki burada 6, 5, 9, 8 hatta bir tanesini daha yapalım. En son 3 yazmıştık değil mi? 3 çarpı 4 eksi 1'e de bakalım. 12, 11. Ve en sonunda nerede bitiyor? 20'de. Peki biz buna ne diyorduk? Ardışık sayılar. Ki zaten bakın burada ardışık sayı gelmek zorunda değil mi? Yani çok özel bir formül değilse ardışık sayılar gelmek zorunda. Şu ifadeden ötürü. Peki böyle ardışık sayıların toplamını nasıl yapıyorduk? Tabii bunun birçok yolu var. Ama biz hemen terim sayısı çarpı. Hatırlayalım bir. Terim sayısı. Terim sayısı. Çarpı ortadaki terim. Şimdi burada terim sayısını bulmaya gerek var mı? Bence yok. Çünkü niye? 2'den 7'ye kadar kaç tane? Çünkü K gördüğüm yere 2 yazacağım, 3 yazacağım, 4 yazacağım, 5 yazacağım, 6 yazacağım, 7 yazacağım. Yani 5-6 tane terim var burada. Yani terim sayısını zaten biliyorum 6. O zaman neyi bulmam lazım? Ortadaki terimi. Yani 20 artı 5 bölü 2'yi bulmam gerekiyormuş. O da kaç yapıyor? 75. Peki devam ediyorum. K gördüğüm yere... Şurasında sanki bir sıkıntı var gibi çünkü bir toya yapayım da. K gördüğüm yere 4'ten 48'e kadar olan sayıları yazacağım. Bakın ama toplama işlemi adı altında. Şöyle şurada biraz geniş bir yer ayırayım. Bakın K gördüğüm yere 4 yazarsam kök 5 eksi 4. Kök 6 eksi kök işte 5, 5. Buradan bir şey gelmez. O yüzden şu soruyu düzeltiyorum. Burası köklü olursa. Soru gayet daha güzel olur. Bakın kök 4 ve kök 5 gelirse kök 7 eksi kök 6, kök 8 eksi kök 7 ve nereye kadar gideceğim? 48'e kadar. En son 48 yazarsam kök 49 eksi kök 48 olacakmış. Bakın ben bunları toplamak istiyorsam ne olacak? Bunlar gidecek. Kök 49 kaldı bir tek. Burada da kaç kaldı? Kök 4 kaldı. Bu 7 eksi 2'den kaçmış 5. Yoksa tek türlü soru çözülemez herhalde. Şimdi çok zor demek de çok hoşuma gitmedi ama. 1 yazarsam 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel ve 5 faktöriyelin toplamı. Bunun yani zaten biliyoruz 1, 2, 6, 24 ve 120 olduğunu biliyoruz. 120, 153 olacakmış. Burada da kosinüs K demiş. K gördüğüm yere ne yazacağım? 1, kos 1, kos 2, kos 3 ve en son kos 179, kos 170 değil 180. Şimdi buradaki mevzumuz şu. Şu ikisi birbirini götürüyor gençler. Değil mi? Peki kos 2 ile kim gidecek? Kos 178. Yani aslında 1 ile 179, 2 ile 178 gidecek. Burada bilmemiz gereken şey, burada tek adette şey var. Mesela 1'den 179'a kadar kaç tane terim var? 179 tane, yani tek adette. Her ikili birbirini götürürse, tam bunun ortasındaki terim, yani tam ortadaki terim 90, cos 90, o da zaten 0 demektir. Demek ki bunlar birbirini götürecekmiş. Ve bir tek cos 180 kalacakmış. Cosinüs 180 de demektir? Eksi 1. Yani bu sorunun cevabı eksi 1. Fakat ben yine de hatırlatma yapayım. Bakın cosinüs alfa eksi cosinüs 180 eksi alfaydı hatırlarsanız. Bu ne demek? Yani cos 1, ben bunu karşıya atarsam cos
alfa artı kosinüs 180 eksi alfa eşittir 0. Bunu da bir kez daha trigonometriden sonra görmüş olduk. Burada ne yapacağım? Eksi 9'un kübü. Eksi 8'in kübü. Nokta 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 8'in kübü. Bakın burada da ne oluyor? Bunlar birbirini götürüyor. Mesela burada eksi 7'nin kübü var. Burada bir önceki terim hangisi? 7'nin kübü var. Bunlar birbirini götürecek. Yani ne kalmış olacak? Eksi 9'un kübü. O da eşittir. Eksi 3'ün 6. kuvveti olacakmış. Şöyle. Peki burada ne var? 1'den 10'a kadar k yerine yazalım. Bakın eksi 1, 1 yazarsam ne olur? Eksi 1'in 1. kuvveti çarpı 5. 2 yazarsam ne olur? Eksi 1'in karesi çarpı işte 2 yazdım ne oldu? 6, 8. Peki eksi 1'in kübü 3 yazdım k geri dönme yere 11. Eksi 1'in 4. kuvveti çarpı işte 3, 5, 8, 11 o da 14 olacak. İşte 4 yazarsam da 14. Peki buradaki kuralımız ne? Tabii ki hepsini yazmayacağız. Bakın şu ikilinin toplamı ne yapıyor? Yani biri eksi 5 geldi. Diğeri de 8 geldi. Mevzuda neden ötürü? Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Eksi 1'in çift kuvvetlerinden pozitif gelecek. Yani buradaki mevzumuz ne? 3 gelecek. Bakın buradaki mevzu nedir? Eksi 11. Burası kaç gelecek? 14. Ha, demek ki o zaman her ikilinin toplamından kaç geliyormuş? 3. İnan bana yazsın. Her ikilinin toplamından 3. Burada kaç tane var? 10 tane terim var. O zaman ne diyorum? Her ikiliden kaynaklı 5 çarpı 3'ten cevabın kaç olacakmış? 15 olacakmış diyoruz. Peki buraya bakalım. 3'ten 5'e. Şimdi k gördüğüm yere 3 yazacağım. A3, A4 ve A5'in toplamı kaçmış? 20. 4 yazacağım. Yani A4 artı A5 kaça eşitmiş? 13'e. A3 sormuş. Üsttekinden alttakini çıkartırsam A3 kaç çıkar? 7 çıkar. Evet, devam edelim. Aslında burada yine formülleri biliyoruz. Yani birkaç tanesini gördük. İşte bir ardışık sayıların toplamı. Ardışık sayıların toplamı neydi? Yine bu formül nereden geliyor? Terim sayısı çarpı orta terimden geliyor. Orta terim. Bize niye veriyordu? Terim sayısı çarpı orta terim toplamı. Ama mesela burada öyle bir durum söz konusu değil. Peki bu formüller nereden çıkmıştır? Yani ispat yöntemlerinden, yani burayı hızlıca geçebilirsiniz. İspat yöntemleri benim işime yaramaz diyen varsa bir tanesini ispatlayalım. Mesela hangisini ispatlayalım? En kolay hesapla ispatlayalım. Kısa da sürsün istiyorum. Çok da uzun değil. Artık yani çok da uzun tutmaya gerek yok. Peki bu formülün n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu iddia ediyormuşuz. Peki böyle bir ispat yöntemini tüme varım yöntemiyle ispat denilir. En gördüğüm yere ilk önce 1 yazarım. En gördüğüm yere 1 yazarsam 1 çarpı 2 bölü 2. Yani 1. Evet, bir tane terim var. Toplamı 1 yapar. En yerine 2 yazarım. 2 çarpı 3 bölü 2'den 3. Bakın 1 ve 2'yi topladım kaç geldi? 3. Tamam, çalışıyor. Sonra şunu diyoruz. En yerine, yani en eşittir k için doğru olduğunu kabul edelim. Doğru olduğunu kabul edelim. Peki amacımız ne? Eğer k artı 1 için doğru olduğunu gösterirsek ispat tamamlanır. İspat biter. Şimdi ne demek istiyoruz gençler? Peki n eşittir 1 için formül sağlıyor. N eşittir 2 için de sağlıyor. Peki n eşittir k olduğunu biz kabul edelim diyoruz. Yani bu doğru olsa olduğunu kabul edelim. K artı 1 için de doğru olduğunu gösterirsek ne olacak? İspat tamamlanmış olacak. Buna tüme varım yöntemini ispat diyoruz. Buradaki tüm formüllerin ispatı buradan gelir. Peki ben devam edeceğim burada. En yerine K yazarsam ne olur? En yerine K yazarsam buradaki formülde, yani N çarpı N artı 1 bölü 2'de en yerine K yazarsam ne olur? K çarpı K artı 1 bölü 2'nin doğru olduğunu kabul ettik. Ne demek bu doğru olduğunu kabul etmek? 1 artı, 2 artı, 3 artı k'nın toplamı kaçmış? Burası. Peki bizim ispatlamak istediğimiz şey ne? 1 artı, 2 artı, 3 artı k artı, k artı 1'i. Eğer ben bu formülün k artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2 olduğunu gösterebilirsem ispat bitiyor.
Peki şuranın ne olduğunu kabul ettik. Bakın ispatı da bir nebze anlatabilmiş olurum inşallah. Peki k çarpı k artı 1 bölü 2 artı k artı 1. Peki bunun buna eşit olduğunu göstereceğiz. Ne parantezini alabilirim? K artı 1 parantezini alırım. Geriye ne kalır? K bölü 2 artı 1. Peki k artı 1 düzenledim. K artı 2 bölü 2. Bakın ne oldu? Doğru kabul ettiğimiz şey bir sonrakini de içerdiği için ispat tamamlanmış oldu. Bir kez kısaca daha devam edelim. Dediğim gibi ispat yöntemlerine ilgilenmeyen buraları hızlıca geçebilir. En yerine 1 yazdım, en yerine 2 yazdım. Formülün doğru çalıştığını gördüm. Dedim ki en yerine k yazdığımda doğru olduğunu kabul edelim. K artı 1 işinde doğruysa bu formül her zaman sağlar diyoruz. Peki hızlıca formülleri bir tekrar edelim. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 1'in karesi, 2'nin karesi, n'in karesi ne kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 çarpı. Ben aklımda şöyle tutuyorum, şu ikisini topluyorum. 2n artı 1 yapıyor zaten. Bölü 6 tabii. 1'in kübü, 2'nin kübü, 3'ün kübü. Bakın şuna çok benziyor. N çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Bu çok önemli. Zaten değil mi? 2'nin kuvvetleri mesela atıyorum. Neydi bu? 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti. 2 üzeri n'in, 2 üzeri 10'un toplamı neydi hatırlarsanız? 2 üzeri 11 eksi 1 bölü 2 eksi 1 veyahut 1 eksi 2 üzeri 11 bölü 1 eksi 2 de aynı işleri görür. Peki bu da yine çok kullanılan formüllerden. K çarpı K faktöriyel 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel artı 3 çarpı 3 faktöriyel artı n çarpı n faktöriyel n artı 1 faktöriyel eksi 1'miş. Bunda güzel bir ispatı var ama şu an ispatı geçelim. Diyor ki burada hiç K değişkeni olmazsa hani sabit fonksiyon gibi düşünün. Yani burada bir sabit bir sayı varsa 1 için C, 2 için C, 3 için C, 4 için C, n için C yani n tane C'yi topluyormuşum. Peki şimdi bu formülleri bilerek bu sorular nasıl çözülür ona bakalım. Peki neymiş? K gördüğüm yere 1 yazıyorum, 2 yazıyorum, 3 yazıyorum ve en son 10 yazıyorum. Peki bu sayıların toplamı neydi hatırlarsanız? 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. Peki hemen hızlıca gidiyorum. 1'in karesi, 2'nin karesi ve en son 20'nin karesi. Peki 20'nin karesi yani kareleri toplamı neydi? N çarpı, bir kez daha ben formülleri yazalım. Mesela şunun formülünü artık biliyorsunuz ama bir kez daha n artı 1 bölü 2. Bu da, şimdi tekrar arkaya gitmeye gerek yok. N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6'ydı. Yani 20 çarpı 21 çarpı 41 bölü 6. Tabii ki bunu çarpmayacağım. Peki 1'in kübü, 2'nin kübü, 3'ün kübü ve en sonunda yine 8'in kübü. Peki bu neydi formülü? N çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi olacaktı. Yani 8 çarpı 9 bölü 2'nin karesi. Bak bunu çarpabilirim. 36'nın karesi olacakmış. Peki o da aynı zamanda 6 üzeri 4 demek. Hadi onu da söyleyelim. 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 15'e kadar olan sayıları tek tek yazalım. 2 üzeri 6, 2 üzeri 7. Tabii tek tekten kastım şöyle. 2 üzeri 15. Peki eğer 2 üzeri 15'te bitseydi mi diye yapalım. Yok bence şöyle yapalım. Yine formülümüz neydi? R üzeri 0'dan R üzeri 10'a kadar gitseydi değil mi? R üzeri 11 eksi 1 bölü R eksi 1'di. Peki ben bunu ne parantezine alayım? 2 üzeri 6 parantezine alayım. Bakın 1'den başlaması önemli. 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 9. kuvveti. Şu toplamı nasıl yapacakmışım? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 eksi 1 diye yazacakmışım. Önemli bir formüldü. Peki 3 yazarsam ne olur? 4 çarpı 4 faktöriyel. 5 çarpı 5 faktöriyel. En son 10 çarpı 10 faktöriyel. Peki formülümüz neydi? Formülümüz neydi? Hemen şuraya yazalım bir daha. Bakın burası önemli. 1 çarpı 1 faktöriyelden başlasaydı eğer ne diyecektik? 11 faktöriyel eksi 1. Peki bu nereden başlıyor? 4'ten başlıyor. Ha, o zaman ne yapalım? 1'den başlasaydı yani şu kısmı çıkartacağım. Yani diyorum ki 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel artı 3 çarpı 3 faktöriyel artı 4 çarpı 4 faktöriyelden 10 çarpı 10 faktöriyele kadar olan toplam neydi? 11 faktöriyel çarpı eksi 1'den neyi çıkartacakmışım? Şu toplamı. Evet. Burası 1 artı 4 artı 6 kere 18 artı burası ne yapacak? 24 çarpı 4'ten 96'yı çıkartacakmışım. Sonucu çok da önemli değil. Anlaştık mı? Peki devam edelim.
Şimdi bunu dağıtalım ilk önce. Yani bunu tabii 3 A, A gördüğüm yere 1 yazacağım ama A şey K göremiyorum. Gördüğünüz gibi K yok. O yüzden ben soruyu düzelteyim. Şuraya K yapayım. Peki böyle bir şeyi nasıl yapacağız? Az önce aynısından yaptık ama mesela formülü kullanmak adına bunları dağıtabileceğimi göstereceğim. K 1'den 9'a kadar 3K. K 1'den 9'a kadar 1. Bakın. Şu 3'ü de dışarı atabiliyorum. 3'ü dışarı atarsam 3 çarpı K eşittir 1'den 9'a kadar K. Peki bunun mantığını şöyle düşün. 1 için 1, 2 için 1, 3 için 1. Yani 1 artı 1 artı 1 olduğunu görelim. Peki ben yine hemen yandan bir kağıt alayım. Şimdi şöyle 1'den 9'a kadar ben tekrar yazayım onu. Bakın 3 çarpı 1'den 9'a kadar K. Yani bu ifade nedir? 3 çarpı 1 artı 2 artı 9. Artı burada kaç tane 1 var? Bakın 1 için 1, 2 için 1, 9 için de 1 gelecek. Yani 9 tane 1 var. O yüzden 1 çarpı 9 diyorum. Peki bu toplamın ne olduğunu biliyorsunuz. 9 çarpı 10 bölü 2 artı 9. O da ne yapar? 135 artı 9'dan 144 yapacakmış diyoruz. Hemen geçtiğini. Diyor ki 1 verirsem 2, 2 verirsem yani 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 10'un toplamını istiyorum. 2 parantezini alırsam 1 artı 2 artı 10 ve artık aynı şeyi söylemiyorum. 11 bölü 2'den 110 yapacakmış diyoruz. Peki diyor ki biz böyle bir işlemde bunu dağıtabiliriz diyor. Yani şöyle dağıtabiliyorum. Az önce göstermiştim aslında. Ben bunu böyle dağıtabiliyorum. Bir dağıtalım isterseniz. Çünkü K yerine 1 yazsam, K yerine 2 yazsam, K yerine 3 yazsam çok uzun sürecek toplam. Yani çünkü onu bir ardışıkla gelmeyeceği için formülünde bu yok. O zaman ne yapacağım bakın. 2'yi başa attım. 1'den 10'a kadar K kare dedim. 3'ü başa attım. 1'den 10'a kadar dedim K. Peki bakın. Şu toplam neydi? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Artık her defasında formüle bakmaya gerek yok. 10 çarpı 11 çarpı 21 bölü 6 ezberleyeceksiniz. 3 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2. Evet bu işlemi de siz yapıyorsunuz. Peki. K yerine 1, 2, 3, 10 yazmak yerine şöyle yapıyorsunuz yine. K eşittir 1'den 10'a. K eşittir 1'den 10'a 2. Peki bu toplamın artık 10 çarpı 11 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 için 2, 2 için 2 yani 10 tane 2 gelecek. Yine bu toplamı size bıraktım. Bu sorudan bir tane daha sonlarda var. Bakın burada şöyle bir tuzağa düşmeyin. Bakın bu ifade ne demek? O ifadeyi yani K yerine 1 yazarsam 3 olmaz arkadaşlar. Bakın o ikisi çok farklı şeyler. Neyle karıştıracağınızı düşünüyorum ben. K yerine 1 yazınca 3, K yerine 2 yazınca 4 böyle bir şey yok. Peki ne var orada? Şu ayrı bir ifade artı 2. Yani şuranın tamamını x gibi düşünün. X artı 2 demektir o. Peki 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı artı 2'ymiş. Artık 10 çarpı 11 bölü 2 artı 2'den ne geleceğini biliyorsunuz. Diyor ki eğer diyor buralara sayı eklersem buradan sayı çıkartmak zorundayım. Yani şu sınırlara sayı eklersem buradan sayı çıkartmak zorundayım. Yine aynı şekilde buradan sayı çıkartırsam buraya sayı eklemek zorundayım. Burada 1'den A'ya kadar A artı 1'den B'ye kadar olanları tek seferde yazabilirim. Bakın mantık şöyle gidiyor aslında. 1'den 10'a kadar K kare burası herhalde 11 demek istemişimdir diye düşünüyorum. Çünkü öteki türlü az önceki sorunun aynısı çok zor bir şey değil. Peki 1'den 10'a kadar, 11'den 20'ye kadar aslında şöyle gitmiyor mu? Bu 1'in karesi, 2'nin karesi ve en son 10'un karesi. Bunun için konuşuyorum ha. Burada 11'in karesinden başlayacağım, 20'nin karesine kadar gideceğim. Yani aslında 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 çarpı 41 bölü 6 yapacakmış diyoruz. O da formül hep aynı olduğu için. Şimdi buraya dikkat edin. Ben buraya eksi 2'den değil de burayı 1'den başlasın istiyorum. Ben buraya 1'den başlaması için buraya da 3 eklemem gerekiyor. Buraya da 3 eklemem gerekiyor. Ama fakat K gördüğüm yerden 3 çıkartacağım. Peki düzenlenmiş şekilde yazıyorum. Burayı 1'den başlatmak istiyoruz. 1. Pardon burası 10. 5 çarpı K eksi 3 artı 2.
düzenleyerek yazalım. Şuraya yazıyorum yalnızca. 5K-15-13. Nasıl düzenliyorduk? K eşittir 1'den 10'a kadar K eksi 1'den 10'a kadar 13. Peki buranın artık 5 çarpı yani 5 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2 eksi 13. 10 tane 13 var burada da. 13 çarpı 10 olduğunu biliyoruz. Bu işlemi yine size bırakıyorum. Evet. Diyor ki 4'ten 9'a k kare artı k artı 1, 3'ten 10'a k kare artı k artı 1'in a cinsinden değerini istiyordur. Peki bakalım burada tek tek bakacak olursak mesela şurada ya bunu dağıtabiliyordum hatırlarsanız. Peki yani şöyle düşünün 4'ün karesi, 5'in karesi ve en son 9'un karesi. Ben buraya 4 yazacağım, 5 yazacağım ve en son 9 yazacağım. Buraya 1 artı 1 artı 1 yazacağım. Yani kaç tane? 6 tane de sayı var burada. Hani her birinden 6'şar tane var aslında. Peki burada ne var? Şimdi şöyle bakacak olursak. 3'ün karesi değil mi? 4'ün karesi. 10'un karesi. Peki 3 artı 4 artı 10. 1 artı 1 artı 1. Yani bakın aslında şunlarda eksik olan parçalar var. Şimdi böyle yapmak çok zor değil mi yani? Bununla uğraşmaktansa ne yapabilirim? Az önce yaptığım işlemi yapayım. İkisini de neyden başlatayım? Yani aslında birbirinden de çıkartabilirdik tabii ki de. Yani bu A ise diğerin kaç A yapacak onu buluyoruz. Aslında şurası bunun içinde var. Yani şurada bir yerde var. Şurası da var, şurası da var. Aslında çok da hemen erken davrandım galiba. 100... 109, 109, 110, 120, 123. Aslında A'dan 123 fazlaymış. Peki ben ne yapmak istiyorum? Bu sınırları düzenlemek istiyorum. Diyorum ki ben mesela ben burayı 4 yapmak istesem, değil mi? Ama bu da hangisi daha kolay? Şimdi karar veremedim aslında. İlk gittiğim yöntem mi bu mu? Şunu yapalım bari. Ben buraya 1 eklersem, buraya 1 çıkartırsam, buradan da 1 çıkartacağım. Buradan da 1 çıkartacağım. Madem bu yola girdik devam edelim. K eşittir 4'ten 11'e. Burası K eksi 1'in karesi artı K eksi 1 artı 1. Peki burası ne yapıyor gençler? K kare eksi 2K artı 1 artı K eksi 1 artı 1. Düzenleyelim. K kare, şu K kare, şununla şu gitti. Eksi K, şununla şu gitti. Artı 1 oldu. Yani K eşittir 4'ten 11'e kadar. Çok da kısa olmadı aslında. Yani şuradan zaten ben onu bulabilirdim. Şimdi bu tek tek yine 4'ün karesi yapmaktan başka çarem var mı? Aslında şu küp açılımına çok benziyor ama konumuzla alakası yok. Ben en baştaki yönteme geri geliyorum. Ben burayı keserim zaten merak etmeyin. Kesmesem de kızmayın çünkü zaman bizim için çok önemli. Şurada ne yapmıştım? Yani şurada tek tek yerini yazmıştım. Bir kez daha tekrar edelim. 4'ün karesi 4 artı 1. 5'in karesi 5 artı 1. Ve nokta nokta 9'un karesi artı 9 artı 1. Yani buranın tamamına A demişiz. Peki sonra ne yapıyoruz? 3'ün karesi 3 artı 1. 4'ün karesi 4 artı 1. Ve en son 9'un karesi 9 artı 1. Bir de 10'da bitiyordu burası. 10'un karesi 10 artı 1. Bakın şu bölgeye ne demişiz? A demişiz. Peki bu ifade o zaman A artı 111. 9, 10, 13. Yani 124'müş diyelim. Evet. Şimdi bu soruya bir yıldız atalım. Çünkü çok önemli. K kare artı K'yı. Şimdi bunu aslında polinomlarda gördük. Polinomlarda bir polinomu diğer iki polinomun toplamı şeklinde yazması. Hemen küçük bir hatırlatma yapacağım ben size. Zaten görünce anlayacaksınız. Peki nasıl yazacakmışız? Biz soruyu yalnızca şurasıymış gibi algılalım. 1 bölü k kare artı k. Peki bu ne demektir gençler? A bölü k artı 1 hatırladınız değil mi? B bölü k. Ne yapacaktık? Bununla bunu, bununla bunu çarpıyorduk. Yani 1 eşittir. Ben burayı k ile, burayı da k artı 1 ile genişletirsem a çarpı k B çarpı K artı 1. İşte burada neler yaptığımızı biliyorsunuz. İşte K'ya 0 verdim. B 1 geldi. Yani mesela K'ya 0 verirsem B kaç gelir? 1. K'ya bir de rastgele eksi 1 sayısı verelim. Şuraları sıfırladım yani. A eşittir eksi 1. Bunu götürüp yerini yazıyorum. Bakın A'yı ne buldum? Eksi 1. B'yi ne buldum? 1. Yani orada dursun. Şöyle birlikte yazalım. Peki diyorum ki ben bu ifadeyi iki polinomun toplamı şeklinde yazabiliyorum. Yani eksi 1 bölü K artı 1
artı 1 bölü k şeklinde yazabilirmişim. Paydayı düzenlerseniz tekrar yine aynı şey geldiğini görebilirsiniz. Peki 3 yazarsam eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Tanıdık bir şey geldi. Eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 4. Ha, böyle gidecekmiş yani. En son eksi 1 bölü 11 görünüyor mu? Görünüyor. Artı 1 bölü 10. Bakın toplarsam bunlar birbirini götürecek. En son şu terimle şu terim kalacak. Yani 1 bölü 3. Şurada eksi 11, 1 bölü 11 kaldı. Bu da ne demektir? 8 bölü 33 olacakmış. Peki böyle bir ifadeyi nasıl yazacağız? Ona bakalım. K bölü K artı 1 faktöriyel. Peki K bölü K artı 1 faktöriyeli de aynı şekilde yazabilir miyim? Yani yazamam herhalde. Bir ekleyip bir çıkarsak ne olur? Mesela şöyle bir şey yapabilir miyim orada? Yani k artı 1 eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel desek bu bölü bu 1 bölü yani daha sonra k artı 1 bölü k artı 1 faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel desek. Sonra bununla bu sadeleşse 1 bölü k kalsa faktöriyel tabii ki eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel. Ha, aynı şey geldi. Peki ne yaptım bir kez daha? Hızlıca açıklıyorum. Peki ben buraya bir ekleyip bir çıkarttım. Dedim ki k artı 1 eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel dedim. Peki. Peki şöyle yaptım aslında. A artı b bölü c'yi ben nasıl yazarım? A bölü c artı b bölü c diye yazabilirim. Peki k artı 1 bölü k artı 1. Yani ben yine yazacağım. K artı 1 bölü k artı 1 faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel. Peki bununla bu sadeleşir. Ben buraya ne yazabilirim? K artı 1 faktöriyel çarpı k, daha doğrusu k artı 1 çarpı k faktöriyel diyebilirim. Bakın bununla bu sadeleşirse 1 bölü k faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel. İspatlamış olduk aslında. 2 yazarsam 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel. 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel. Nokta 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 1 bölü 14 faktöriyel eksi 1 bölü 15 faktöriyel. Bakın çapraz ne yaptı? Birbirini götürdü. En son bu ve bu kaldı. 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 15 faktöriyelmiş bunun cevabı. Tabii düzenlenecek bir durum söz konusu mu? Yani bence değil. Yani düzenlenmez demiyorum. Düzenlenmese daha güzel olur. Peki burada ne yapacağız? Yine aynı şey aslında. Bakın ilk önce f'de x gördüğüm yere k artı 1 yazacağım. Sonra k yazıp çıkartacağım. Sonra bakalım neyle karşılaşacağız. Ben de bilmiyorum. İlginç. K artı 1'in karesi artı k artı 1 artı 2'den neyi çıkartacakmışım? K kare artı k artı 2'yi çıkartacakmışız. Şöyle düzenleyelim. Peki bunun açılımını hemen hızlıca yazıyorum. Artık onun açılımını bilmiyorsunuz. Zor olur bunları anlamak. Peki k kareler gitti. Şu k'lar da gitti. 3, 4, ha 2k eksi artı 2 kaldı. Artık bunun toplamını gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Toplam adı altında k eşittir 1'den 12'ye 2k artı 2'yi hesaplamak istiyorum. Peki bunu dışarı atabiliyordum. K eşittir 1'den 12'ye kadar k artı k eşittir 1'den 12'ye 2. Peki şu toplamı nasıl yapacağını biliyoruz. 2 çarpı 12 çarpı 13 bölü 2. Artık burada da 12 tane 2 olduğunu biliyoruz. Bunlar gitti. Yani 12 çarpı 13 artı 24 olacakmış toplam. Peki hem karmaşık sayı hem de ne? Toplam ifadesi. Bakın zaten orada da yapıyorduk bunu. İ üzeri 9, İ üzeri 10, İ üzeri 11, İ üzeri 12, nokta nokta nokta. İ üzeri 79. Bu her dörtlünün birbirini götürdüğünü biliyorduk. Biz neyi biliyoruz? İ kare eksi 1. İ üzeri 4, 1. Peki ben burayı 4'e bölersem İ kalır. 4'e böldüm İ kare kalır. 4'e böldüm ne olacak burası? İ üzeri 3 kaldı. 4'e böldüm İ üzeri 0 kaldı. Bakın şu ikili ve şu ikili birbirini götürdü. Çünkü her dörtlüden ne olacak? Sıfır gelecek. Peki o zaman ne yapacağız? Her dörtlü sıfır geliyorsa, her dörtlü sıfırlıyorsa 79'u neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. İşte 1 kere 4, 4. 39'da 9 kere var. 36. Ne kaldı? 3. Düşünsenize her dörtlü birbirini götürüyor ve son 3 tanesi kalıyor. Hatta şöyle yazalım. Son 3 tanesini yazayım. Yani i üzeri 79, i üzeri 78 ve i üzeri 76'nın kaldığını görün. Aslında şuradaki üçlüden çok da farklı bir şey değil. 79'u 4'e böldüm ne kaldı? 76'dan 3.
4'e böldüm. 2 kare kaldı. 4'e böldüm. Tam bölündü. Peki buradan ne gelecek? Eksi i. Buradan ne gelecek? Artı eksi 1. Buradan ne gelecek? 1. Bakın bunlar giderse demek ki böyle bir ifadenin sonucu neymiş? Eksi i'miş diyorum. Evet, yine tanıdık bildik bir şey. 9'un ikilisi artı kombinasyon bu. 9'un üçlüsü nokta 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 9'un sekizlisi. Peki biz neyi biliyoruz? 9'un sıfırlısından 9'un birlisi, 9'un ikilisi, 9'un sekizlisi. Tabii bu kadar böyle yazmaya gerek yok ama ben daha iyi anlaşılsın diye yazıyorum. Bunun tamamı ne demekti hatırlarsanız? 2 üzeri 9. Çünkü tüm alt kümeleri veriyordu bunlar bize. Alt küme sayısını veriyordu. Yani 9 elemanlı bir kümeden hiç eleman seçmesem, yani 9'un sıfırlısı yani 1 boş küme bir tanedir. 9 elemanlı bir kümeden birer tane elemandan oluşan alt küme kaç tane yazarım? 9 tane gibi idi. Peki benden nereye istiyor? Şu kısmı istediği için 2 üzeri 9'dan neyi çıkartacağım? 1 artı 9 artı 1'i, bakın bu 1 demektir, bu 9 demektir, bu da 1 demektir. Yani 2 üzeri 9 eksi 11'miş cevabım. Evet, çarpım sembolüne geldik. Çarpım sembolü bir nebze de olsa daha kolay. Çünkü bir yerlerde sıfır var mı diye bakacağız ilk önce. Eğer varsa hemen cevap sıfır diyeceğiz. Çünkü bir çarpma işleminde sıfır varsa ne olacak? Sıfır olacak. K gördüğüm yere 1 yazacağım. K gördüğüm yere 2, 3. Tabii hepsini çarpıyorum burada. Yani bunu pi'ye benzetebilirsiniz. Yani pi ne olacakmış? N faktöriyel. Tabanlar işte üstler toplanırdı. Kaç tane var burada? N tane var. N tane c'yi çarparsam da ne oluşurmuş? C üzeri n. Peki aslında bunları da böyle dağıtabiliriz. Ama ilk önce şöyle uzun uzun görelim. Mesela 1 yazsam ne gelir? 1 yazsam n yerine 1 yazdığım zaman 3. N yerine 2 yazdığım zaman 4, 8. N yerine 3 yazdığım zaman 9, 6, 14. N yerine 4 yazdığım zaman 16, 8. 16, 8, 24 olacakmış. Yani bunların çarpımı 3 çarpı 8 çarpı 14 çarpı 24 demekmiş. Tabii ki bunları çarpmayacağız. Peki 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımı. 1 çarpı 2 çarpı, evet faktöriyel dediğinizi duyar gibiyim. Burası ne? 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı. Burası nedir? 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı. Yani aslında adam şunu soruyor bize. 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Neydi? Bunu küçük olana benzetebilirdik. Yani geri kalanını faktöriyelden biliyorsunuz. Devam edeyim hadi. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. 5 faktöriyel silersem 8 çarpı 42 artı 42. 42 parantezine alırsam da 9 çarpı 42'ymiş. Hadi onu da çarpalım. 360, 18 daha. 378'miş. Tabi buraları bulmaya gerek yoktu. İşte çarpma işlemini siz yapacaksınız. 1 için 3, 2 için 3, 3 için 3. Yani ne olacak arkadaşlar? 7 tane 3'ü çarparsam 3 üzeri 7 olacakmış. Evet, bakalım. Bakın burası da önemli. K yerine 1 yazarsam ne olur? 2. 4. Neyin çarpımı? 10'un çarpımı. Yani aslında 2'leri bu kadar çarpmaya gerek yoktu. 2'ler kaç tane 2 var burada? 5 tane 2 var. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Ben bir kez böyle uzun uzun yazacağım. 2'nin 5. kuvveti çarpı 5 faktöriyel olacakmış. Peki ben buraya 1 yazarsam? 1 çarpı 2. 2 çarpı 3. 3 çarpı 4, 5 çarpı 6, en sonda 7 çarpı 8. Şöyle düşünün arkadaşlar, böyle hani çok zor gibi gözüküyor ama bakın 1, 2, 3, işte bir yerde 4 var ben atlamışım onu, 5, 7. Yani 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı ne yapar? 7 faktöriyel. 2, 3, 4, 5, 6 nerede? 1 çarpı 2, neyse 8 faktöriyel yazayım sonra düzenlerim, belki yanlış mı yaptım? 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4, tabii şu 4 çarpı 5'i unutmuşum ben. Evet, 7 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel olacakmış. Peki, burada ne yapacağız? K parantezine alırsam, K çarpı K artı 2, K eksi 1, K artı 1. Ha, evet, çok zor bir soruymuş aslında ama şu an düzenleyince bakın çok kolay geldi. Şunlar ardışık sayılar değil mi? Mesela 3 yazınca ne olacak? 3 bölü 2. Şu, ilk önce şunları yazıyorum, takip et, yani şunları yazacağım. 4 bölü 3, değil mi? 5 bölü 4. En son 8 verirsem 8 bölü 7. Şimdi bunlara verirsem K gördüğüm yere 3'ten başlayarak yazarsam 5 bölü 4 6 bölü 5 nokta 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 10 bölü 9 olacakmış. Bakın bunlar birbirini götürüyor. 8 bölü 2'den 4
Bunlar birbirini götürüyor. 10 bölü 4'ten 10 bölü 4. Çarparsam kaç yapıyormuş? 10. Güzel soruymuş. Bak bunu beğendim. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 10. Tabanlar ise üstler toplanır. 10 çarpı 11 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Geçtim. Peki. K yerine 2'den N'e kadar olan sayıları yazarsam bunu verecekmiş. Peki bu şu demek değil mi? Mesela 2 versem A2 neye eşit olur? Yani bu A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 çarpı böyle gidiyor değil mi? Mesela 2'den 5'e kadar olanları desem en gördüğüm yere kaç yazdım? 5 yazdım. 5 yazarsam 25, 30, 31. Peki ben A5'i istiyorum ama. O zaman bir 4 yazalım. A2 çarpı A3 çarpı A4. 4 yazarsam 16. Yani bir 4 yazdım, bir 5 yazdım. 16, 20, 21. Ben birbirlerine bölersem. Bakın şu kısım sadeleşir. A5 neye eşitmiş? 31 bölü benim güzel 21'im. Peki logaritma ifadesi var. Çarpma var. Hatırladınız umarım. 9 yazacağım. Logaritma 9 tabanında 10. Çarpı logaritma 10 çabanında 11 çabanı. Logaritma 11 tabanında 12 nokta 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 logaritma 26 tabanında 27. Hatırla bunlar birbirini götürüyordu değil mi? Logaritma 3'ün karesi 3'ün kübü 3 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3. Zaten bunun 1 olduğunu biliyorum. Cevabım neymiş? 3 bölü 2. Tabii gördüğünüz gibi aslında her konu içinde barındırıyor ya logaritma bilmeden buralar olmaz. Ya da karmaşık sayı bakın yine aynı şey geldi. İ üzeri 1. İ'nin karesi, İ üzeri 3, nokta nokta, İ üzeri 24. Peki, İ ile ilgili bildiğimiz şey ne? Üstü 4'ün katıysa 1 olacak. Peki, ilk önce bunları toplayalım. 24 çarpı 25 bölü 2'den. Bakın, İ üzeri 12 çarpı 25. Bunun cevabı 1'dir arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? 12'den kaynaklı. 12'nin çarpanları 4 ve 3 ya. Bir şey 4 ile çarpılırsa 4'ün katıdır. Peki, en gördüğüm yere 1 yazacağım. K eşittir 1'den 9'a. Burada dikkat et ama K gördüğüm yere değil. En gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 artı K çarpı 2 artı K. Sonra bunu çarpacağım. Çarparsam ne olur? K kare artı 3K artı 2 olur. Sonra bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. 1'den 9'a kadar olan sayıların karesi yani 9 çarpı 10 çarpı 19 bölü 6. Artık onları tek tek yazmıyorum. 3 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2. 9 tane 2'yi toplarsam da 2 çarpı 9. Yani şu olacakmış. Şu 19 ama dikkat edin. Evet. Burada ne yapacağız? Bakın bu aslında bir güzel sorularda başlamak üzere. Bakın ya bu şey değil mi? 2'nin karesi eksi 16 çarpı çarpı çarpı. Bakın şurası 0 oluyor. Neden? K yerine 4 yazarsam. 16 eksi 16 oluyor. Artık başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Cevap 0. Mesela burada dikkat edin. Logaritma 1 çarpı logaritma 2. Dur hocam gitme dediğinizi duyar gibiyim. Logaritma 10 neden? Çünkü log 1 neydi? 0'dı. Cevap neymiş? 0. Bakın yine aynı şey. Cos 1 çarpı cos 2 nokta nokta. Kosinüs 90'ın tabii ki ne olduğunu biliyorum. 0. Cevap 0 olacakmış. Peki sıfırlı örnekler bittiyse devam edelim. Bakın bunun kökleri x1 ve x2'ymiş. Şunu söylemiş. İlk önce k gördüğüm yere 1, 1, 1, 2 yazalım. Yani 3 x1 eksi 1, 3 x2 eksi 1. Çarpacağım tabii ki de 9 x1 çarpı x2 eksi 3 tane x1 eksi 3 tane x2 artı 1. Bakın kökler çarpımı neydi? C bölü A yani 2. Burası nedir? Eksi 3 parantezin alırsam x1 artı x2 eksi B bölü A'dan 4. Artı 1. 9 kere 2, 18. Eksi 12 artı 1'den cevap kaç çıkıyormuş? 7. Güzel sorulardan bir tanesidir. Evet, geçtim de hızlıca. Evet, bunları da en son yazdığım örnekler. Peki, eksi 1'den 16'ya kadar olan bu sayıları çarpacağım. Bakın bu bir şeyin karesi zaten. Neyin karesi bu? K artı 2'nin karesi. Peki ben... K gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, en sonda 16 verirsem de 18'in karesi. Peki bakın şey yok mu burada? 1 çarpı 2 çarpı 3, 18. 1 çarpı 2 çarpı 3, 18. Yani 18 faktöriyelin
karesi olacakmış. Faktöriyel deyip unuttuk. Peki bunu ne yapacağım? Çarpanlara ayıracağım. Takip et. Yani ne olacak bu? Çarpımları 2, toplamları 3 olacak. Yani k artı 2 ile k artı 1'in çarpımı. Peki 1 yazarsam ne olur? 3 çarpı 2. 2 yazarsam 4 çarpı 3. Aslında şey değil mi mesela? Bakın yine 3, 4, 5. İlkini yazıyorum. Nokta 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 nokta. 11 yazarsam buraya 13. Yani 3, 4, 5, 13. 3, 4, 5, nokta nokta 13. Bir bununla 2, 3, 2, 3, 4. En son 11 verirsem buraya 12'nin çarpımı. Bakın burada bir 2 çarpan olsaydı 13 faktöriyel olurdu. O yüzden 13 faktöriyel bölü 2 diyorum. Buraya gerek yok zaten. Direkt 12 faktöriyel olacakmış. Güzel sorulardan bir tanesi daha. Peki yine az önce çözmüştük. Ben bir kez daha yazmışım. Cos 1 çarpı cos 2 çarpı cos 90 var burada. Cos 90. Bu neye eşittir? 0. Cevabım ne olacak? 0. Burada bir şey yok ama. Tanjant 1. Tanjant 2. Nokta nokta. Tanjant 89. Peki kuralı hatırlayalım. Alfa artı beta 90 derece ise tan alfa kot beta'ya eşitti. Yani ben buraya ne yazabilirim? Kot 1 yazarım. Peki tan 1 ile kot 1'in çarpımı ne yapacak? 1. Yani her ikiliden çarpımı yani 1, 2, 3. Şuraya bir 45 yazacağım. Onu niye yazdığımı anlatacağım. 89. Bununla bu birbirini 90'a tamamlıyor. Çarpımları 1. 88'e tamamlıyor. Çarpım 1. Tanjant 45 de 1. Demek ki bunların hepsi 1'miş. Çünkü burada tek sayıda adette var. Yani 1'den 89'a kadar tek adette terim var. Her ikilinin çarpımı 1 ise ortadaki terim kalacak. Ortadaki terimi nasıl buldum? 89'da 1'in topladım. Yani 1 artı 89'un yarısından 45. Yani burası tan 45'miş. Tan 45'in de 1 olduğunu artık biliyoruz. Dur diye düşünüyorum. Peki k yerine 0, 1, 2, 3, en son k'ya kadar olanları yazalım. Yani ilk önce şuraya bakalım. K'nın 0'lı kombinasyonu, k'nın 1'li kombinasyonu, k'nın 2'li kombinasyonu. Toplanmış bu arada bu. K'nın k'lı kombinasyonu ki biz buranın artık 2 üzeri k olduğunu az önce söylemiştik. Şimdi k gördüğüm yere 1 yazacağım. K gördüğüm yere 2, yani 7'ye kadar yazacağım. 2'nin çarpı bu. Birinci kuvveti, karesi, 2 üzeri 7. Şunu da 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 2 üzeri 2x eksi 6. Tabanlar eşit. Üstleri topluyorum. 7 çarpı 8 bölü 2'den. 2 üzeri 28. 2 üzeri 2x eksi 6. Bakın burası buraya eşitmiş. X buradan 17 gelir. Yani onu yazayım isterseniz. 2 28 eşittir. 2x eksi 6'ymış. Peki. Devam. K gördüğüm yere 1 yazacağım ama K göremiyorum gördüğünüz gibi. 2 yazacağım göremiyorum. O yüzden şöyle düşüneceğim burayı. 2'nin çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane? N tane. Burası ne yapar? 2 üzeri N. N gördüğüm yere 1'den 5'e kadar olan sayıları. Yani 2'nin birinci kuvveti, 2'nin karesi, 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin dördüncü kuvveti, 2'nin beşinci kuvveti. Yani formüle gerek yok burası. 2 artı 4 artı 8 artı 16 artı 32. Şuradan 40, 60, 62 olacakmış. Formülsüz nasıl çözüleceğini biliyorsunuz. 2'nin sıfırıncı kuvvetinden başlamak zorunda ama 2'nin birinci kuvveti, 2'nin karesi artı 2 üzeri 5'i nasıl toplardım? 2 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 eksi 1. 2 üzeri 0 diye bir terim yok. O yüzden onu da çıkartıyorum. Yani 64, 60, 32, 64, 63, 62 geliyor. Bir an yapamadım işlemi. Peki devam. Peki K gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani şöyle yapacaksınız bu toplam yani sigma işareti bunun diğer bir adı. Yani sigma sigma varsa ilk önce şu değişkeni götürüp yerine yazıyorum. Yani K gördüğüm yere 1 yazsam N artı 2N. Artı çünkü toplama işareti. K gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4N artı 2N. Toplarsam kaç yapıyor? 4, 6, 7, 9N. K eşittir 1'den 5'e kadar. 9'u dışarı atabiliyordum. K eşittir 1'den 5'e N. Şu toplamın nasıl geldiğini biliyoruz. 5 çarpı 6 bölü 2'den ne yapar? 45, 135 yapacakmış. Devam. K gördüğüm yere... güzel bir soru. Hem mod var, bakın hem modül aritmetik var hem de üst ifadelerin bakın toplamı var. Peki bunu nasıl yapacaktım? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2'nin karesi, en son 2 üzeri 51. Bu toplam neydi? 1 eksi 2 üzeri 52 bölü 1 eksi 2 idi. Yani 2 üzeri 52... Eksi 1.
Peki bu neye eşitmiş? X'e mod 7'de. Önce neye bakıyorum? Şuraya bakıyorum. 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin karesi 4. 2'nin, tabi buraya hep mod 7 vardı. Hatırlarsanız modül aritmetik videomuza bakabilirsiniz. 2'nin kübü 8 yani 1. Ha, demek ki her üçlüde 1 gelecek o zaman, hatırlayın. 52'yi 3'e bölüyorum. 52'yi 3'e böldüm. Hemen kalandan gidelim. Ne yapacak? 1 kalacak. 2 üzeri 1 kaçmış 2. Yani şurayı komple 7'ye bölersem 2 eksi 1 denkmiş x'e mod 7'de, o da neymiş? 1'e eşitmiş. Yani x dediğim şey 1'miş gençler. Güzel soruydu. Peki yine bir güzel soru daha. İyi gördüğüm yere önce 2 yazacağım. Bakın çarpım işareti, bir de 3 yazacağım. İyi gördüğüm yere 2 yazarsam 2 eksi j, j artı 1. 3 eksi j, j artı 1. Sonra bunları toplayacakmışım. J gördüğüm yere 1, 1, 1, 3 yazacağım. Tabii bunları tek tek yazmadım uzun uzun. J gördüğüm yere 1 yazarsam 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 artı J gördüğüm yere 2 yazarsam 0. Çünkü 0 var. J gördüğüm yere 3 yazarsam cevap kaçmış? 8. Hakikaten güzel soruyormuş. Peki bir başka güzel soru daha. Fakat burada neyi hatırlaman lazım arkadaşım? Hatırlatayım. Bakın K küp artı 8. Şöyle yazılmaz mı? K küp artı 2'nin kübü diye. Sıkıldım biliyorum, az kaldı. K artı 2'nin parantezinde K kare eksi 2K, 2K artı 4. Bakın ben bunu neye böleceğim? K kare eksi 2K artı 4'e. Aslında soru neymiş? Şurası K artı 2'ymiş. Anlaşıldı mı? Burası neymiş? 1'den X'e. Neydi? K artı 2. K artı 2. Peki 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı neydi hatırlarsanız? K çarpı k artı 1 bölü 2 değil. Çünkü x'e kadar deyip bir de böyle yazmam hoş olmadı. Artı burada kaç tane 2 var? X tane 2 var değil mi? 1 için 2, 2 için 2, 3 için 2, yani 2x gelecekmiş. Bu ne işte olacakmış? F x'e. Peki k gördüğüm yere 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, en son neyin karesi? X'in karesi. Peki bu ne demek hatırlarsanız? 1 çarpı 2 çarpı x, yani bir kez daha az önce yapmıştık ama x faktöriyelin karesi. Bakın gx neye eşitmiş? X faktöriyelin karesine eşitmiş. Soru uzun sürdü gördüğünüz gibi. Peki bize diyor ki g fonksiyonunun tersinde 36. Ben bununla bunun yerini değiştirebilirim değil mi? Bununla bunun yerini değiştirebilirim. G eksi 1 x faktöriyelin karesi eşittir nedir? Yani x diyelim. Peki biz bunların 6 olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü bakın burası 36. Hangi faktöriyelle 6 ifadesi yapar? 3, 2, 1'den. Yani x kaçmış? 3. Yani şurası 3'müş arkadaşlar. Bakın f, g eksi 1, 36. Şurası 3'müş. F3 lazım bana. F3'te neydi? 3 çarpı 4, 12, 6. 6 da oradan gelecek. 12, 3 yazdım. Evet. Cevap 12'ymiş. Güzel sorulardan bir tanesiydi. Peki az kaldı. Bitecek. Peki denkleminin, bu denklemin kökleriymiş x1 ve x2. Peki k gördüğüm yere 1 yazıyorum. X1 bölü 3 x1 artı 1 çarpı x2 bölü 3 x2 artı 1. Bunları çarpacağım. Kökler çarpımının ne olduğunu da yazalım şuraya. Lazım olacak şimdi. C bölü a'dan eksi 2. Kökler toplamını yazalım. Belki lazım olur. 4. Peki x1 çarpı x2 bölü 9 x1 x2 artı 3 parantezinde x1 çarpı x2 artı ne olacakmış? X1 çarpı x2 demeyelim de artı dersek daha doğru olur. Peki burası kaçtı? Eksi 2. Burası kaçtı? 4. Burası kaçtı? Eksi 2. Yani eksi 2 bölü eksi 18 artı 12 artı 1'den eksi 5'miş. Yani cevabım neymiş? 2 bölü 5. Ne yapacağım yine? Çarpanlara ayıracağım. Nasıl çarpanlara ayıracağım? Artık az önceki gibi uzun uzun anlatmayacağım. 3 ve 4 diye. Yani burası 1 bölü n artı 3 eksi 1 bölü n artı 4 gelecek. Paydalara eşitlersek görebiliriz. Ben yine buraya kadar anlamamış ama bir tek oraya anlamamış arkadaşlar varsa, bakın 1 bölü n artı 4 ile n artı 3'ün çarpanı. Bunu şöyle yazıyorsunuz. A bölü n artı 3 b bölü n artı 4 diye. Paydaları eşitliyorum. N artı 4
çarpı a artı b çarpı n artı 3 olacakmış. Buradan nasıl bulduğumu görebilirsiniz. Peki ne gördüğüm yere 1 yazarsam 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. En son 1 bölü x artı 3 eksi 1 bölü x artı 4. Bakın bunları topladığım vakit 1 bölü 4 eksi 1 bölü x artı 4 kaça eşitmiş? 9 bölü 44'e. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attım. Eksi 8 bölü 44 eşittir 1 bölü x artı 4. 4'e böldüm. Bölemedim. Yerim kalmadı. 4'e böldüm. Yani burayı 4'e bölersem eksi 2 bölü 11 eşittir 1 bölü x artı 4. İşler dışlar yaptım. Eksi 2x eksi 8 eşittir 11. Eksi 2x eşittir 19. X eşittir eksi 19 bölü 2. Evet, orası ilk defa rasyonel çıktı. Yani çıkmayacak diye bir kaydı yok. Belki ben işlem hatası yaptım. Ama mantığını anlattığımı düşünüyorum. Peki devam edelim. Az önceki hataya düşmeyin. Bakın bir son tekrar gibi düşünün burayı da. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı artı 3. Yani 8 çarpı 9 bölü 2 artı 3 yapacakmış cevap. Peki aynısından çözdük yine. K gördüğüm yere eksi 1 yazarsam. Eksi 1 çarpı 1 yazdım 8. Artı eksi 1'in karesi çarpı 2 yazarsam ne yapar? 6 11. Peki eksi 1'in çarpı yani kübü çarpı 3 yazarsam 9 14. Az önceki sorunun aynısı değil mi bu ya? Eksi 1'in 4. kuvvet çarpı 4 yazarsam 12 17. Bakacağım birazdan. Peki şu ikilisinin toplamı kaç yapıyordu? 3. Şu ikilinin toplamı kaç yapıyor? 3. Demek ki her ikiliden 3 geliyor. Burada kaç tane terim var arkadaşlar? 18 tane terim var. Her ikiliden 3 geliyorsa 9 kere 3 gelecek. Cevap 27. Evet, güzel iki tane soru. Diyor ki alfa gördüğün yere 80 yaz. Şimdi ama çarpma işlemi ya bu. Şimdi bu şöyle düşünün. Tabii bu soruyu uzun uzun düşünmek belki zor olabilir. Şunların toplamı 0 geliyor mu? Geliyor değil mi? Nerede? Ben size söyleyeyim. Hem de bir bakış açısı gelişsin farklı bir şekilde. Mesela y eşittir x doğrusu neydi? Eksi x doğrusu. Toplamları 0'dı. Yani kaç derece? 135 derece. Niye? Eğim eksi 1. Peki o zaman buraya 135 derece dersem ki diyebiliyorum. Burası komple 0 olduğu için cevap 0. Çünkü çarpma işlemi. Peki logaritmalı ifadeyi de çözelim ve toplam çarpım sembolü burada bitsin. K gördüğüm yere 1 yazıyorum. 5 üzeri logaritma 2 tabanında 1 yazarsam 1 bölü 2 çarpı logaritma artı diyelim çünkü tabanlar ise üstleri toplayacağız. Logaritma 2 tabanında 2 bölü 3 diyelim. Bu nereye kadar gidecekmiş? Logaritma 15 bölü 16'ya kadar yolu var. Peki logaritmada bölme işlemi aynı zamanda nedir? Bir çıkartma işlemidir değil mi? Mesela şunu şöyle yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 log 2 tabanında 1 eksi log 2 tabanında 2 artı, çünkü bakın şu işlem artı, logaritma 2 tabanında 2 eksi logaritma 2 tabanında 3. Demek ki neymiş? Logaritma 15 2 tabanında 15 eksi logaritma 2 tabanında 16'ymış. Bakın şöyle birbirini götürüyorlar. Peki logaritma 2 tabanında 1 zaten 0 demek. Bu da logaritma 2 tabanında, tek başıma anlatıyorum. Logaritma 2 tabanında 2'nin o 4. kuvveti. Başa attım. Eksi 4 geliyormuş. Peki yani şuradaki mantığı anladıysanız gerisi logaritma aslında. Evet gençler, bu sefer soruları birazcık zor sorular da yazmaya çalıştım. Bir tane deneme geliyor. Son IQ sorularını yazmak çok zor. Yani böyle elle o şekilleri çizmek çok zor. Bir de yazımın çok çirkin olduğu düşünülürse elimden geldiğince güzel yazmaya çalışıyorum. Bir deneme geliyor şimdi. Çok az bir konu kaldı. Türev, limit, matris, bakın integral kaldı. Türev kaldı. Bunların notları hazır bu arada. Yalnızca video çekecek. Bu ara çok video gelecek. Merak etmeyin. Matris kaldı. Dizi kaldı. Bunlar mat 2'de kalanlar. Mat 1'de kalmadı. Bir tek birinci dereceden birbirinin denklemler var. Onu da herhalde herkes yapıyordur ama yapacağım onun da videosunu. Sonra
Geometriden katı cisim. Katı cisim. Şey kaldı, çemberin analitiği. Analitiği ve vektör kaldı. Yani çok az bir şey kaldı. Bu arada sürekli soru bankaları uygulamaya ekleniyor. Hala uygulamayı bilmeyen varsa YOS ART. Ney? Google Play ve App Store'da var. Yani kısa sürede daha güzel şeyler yapacağız. Teşekkür ederim.